Bu Galip nasıl bir manyak ya? Bir insanı 6 yıl boyunca tutsak etmek ne demek? Bu bizim bildiğimiz Eda yaşıyor yani, öyle mi? Evet abla. Maria da neye uğradığını şaşırmıştır. Sonuçta bütün hikayeyi Galip'ten dinledi. Ben bu akşam onun yanına gideyim, yalnız kalmasın. Ben de senden bunu isteyecektim abla. Beni görmek istemiyor ama aklım hep onda. Onda olacak tabii. Bir an olsun aklından çıkarmayacaksın onu. Onu da, bebeğini de. Maria seni çok seviyor Mustafa. Sen de onu çok seviyorsun, biliyorum. Bu sevgiyi hiçbir şey için feda etmeyeceksin. Sakın. Eda'dan mı bahsediyorsun? Anladın sen. Abla, Eda'nın benim yardımıma ihtiyacı var. Onu yalnız bırakamam. Sen kimseyi yalnız bırakmazsın. Bırakmamalısın da. Ama önceliklerine dikkat et Mustafa. Benim için Maria'dan daha önce gelen bir şey yok ki abla. Ama Eda'ya karşı olan sorumluluğumu da anlaması gerekiyor. Anlamaz. Anlamak zorunda da değil. İçi rahat etsin yeter. Bunu da sen sağlayacaksın. Nasıl? Maria sana güvenmeye hazır Mustafa. Ama sen de ona karşı çok açık olmalısın. Hiçbir şeyi saklama. Başka türlü olmaz. Abla, nasıl düzelteceğim ben bu durumu? Biraz sakinleşin. Biraz da birbirinizi özleyin. Sonra telafi etmek için mutlaka sana bir şans verecektir Maria. Hadi, oyalama beni. Kız orada yalnız. Abla. İyi ki varsın. Sen iyi ki varsın. Canım benim. Canım abla. Niye yaptın bunu bana? Niye? Nihat. Merhaba Nadire. Ne yapıyorsun burada? Maria yalnız da onun için buradayım. Mustafa anlattı her şeyi. Ama burada beklediğini bilmiyordum. Zahmet olmuş. Estağfurullah. Sen Maria'yı görmeye mi? Evet. Zor bir zamandan geçiyorlar. Öyle. Üşüme burada. Gideyim mi? Yok, ondan değil. Telefonum mu bozuldu? Telefonum mu? Aa, iyi o. Şarjım mı bitti? Yok. Numaramı mı sildin? Hayır Nadire, ben numaranı niye sileyim? Yok, istersen silebilirsin. Yok, istemiyorum. Çok incesin. Gerçi pek göstermiyorsun ama. Konuşacak bir şeyimiz yok anlaşılan. Zaten olsaydı arardın diye düşünüyorum. Niye olsun ki? Ya benim de aklıma çok konuşacak bir şey gelmiyor açıkçası. Anladım. Bravo. Çok anlayışlısın. Hoş geldin. İyi ki geldin. Canım.
Geleceğim tabii. Haladan öyle kolay kurtulmak yok. Mustafa'nın da aklı hep sende. Her şeyden haberim var. Nasıl? Daha iyi misin? Bilmiyorum. Öyle şeyler yaşadım ki iyi olunabilecek sınırı geçtim gibi hissediyorum. Sanki bir daha hiç iyi hissedemeyeceğim gibi geliyor. Yaşadıkların çok zor. Ne desen ne söylesen haklısın. Ama iyi olmayacağını düşünme. Elimde değil. Çok yoruldum. Buraya sana nasihat vermeye gelmedim Maria. Zaten hayatta öyle çok süslü cümlelerim yoktur benim. Az çok tanıdın. Ama inandığım şeyler var. Ve onlar bana iyi olacağını söylüyor. Ne onlar? Birini sevmek mesela. Öyle her dilin ucuna geldiğinde söylemek değil. Ama ne bileyim, böyle soğuk, yağmurlu bir gecede üşüye üşüye bir ağacın altında otururken bir anda kafanı kaldırıp gökyüzüne bakarsın. Ve bütün dünyayı sevdiğini hissedersin. İşte o içindeki aşktan var ya. İçindeki onu seviyorsundur aslında. İşte bu hisleri nasıl biliyorsam senin de çok iyi olacağını biliyorum. Ben emin değilim. Yine de anlatın gibi sevilmek güzel bir şeydir herhalde. Aşk olsun. Sen tam da böyle seviliyorsun Maria. Mustafa baktığı her yerde seni görüyor. Ben bunu anlarım. Sakın yanıldığımı söyleme. Çok seviyor seni Maria. Öyle böyle değil. Gel buraya. Gel. Sen benim yeğenime ninni söylemeye başladın mı bakalım? Şimdi de mi? Tabii, duyuyor o seni. Söylerim o zaman. O zaman ilk ninnisini ben söyleyeyim. Sen bir güzel meleksin, her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin, her gönülde çiçeksin. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu göz bebeğim, uyu uyu ninni. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu göz bebeğim, uyu uyu ninni. Şefkat tüten ocağım, açık sana kucağım. Şefkat tüten ocağım, açık sana kucağım. Ağlama yavrucağım, uyu uyu göz bebeğim.